İnce'm. Hı. Bu kimseye haber vermeden çekip gitmelerinin altından bir erkek çıkmayacak değil mi? O da nereden çıktı abla? Biri bir şey mi söyledi? Bana bir iftira mı attılar? Hayır da ne bileyim. Her geçen gün güzelleşiyorsun. Işığın uzaktan seçiliyor İncim. Özel bir ruhsun sen. Bunu sadece ben görüyor olamam. Senin bana bu dediklerini bir gün bir adam derse. Evet. Ya derse. Onu annemin tüfeğiyle vururum. Hadi onu vurdun. Peki ya beni? Ya ben Feraset ablam gibi bir adama tutulup evlenip gidersem? Asla yapmazsın. Sen tanıdığım en sağlam insansın abla. Ben de insanım İnci. Yanılabilirim. Seni asla affetmem. Asla. Aşk olsun. Çifte standart bak bu. Ferasete kıyamadın. Gittin yardım ettin. Büyük ablanı daha mı çok seviyorsun? Onu tanımıyorum ben. Çocuklara yardım etmeye gittim. Onların bir suçu yok ki sonuçta. Çocuk kıyamıyorum. Peki ya aşk? Hiç merak etmiyor musun? İnce, ne oluyor? Hayırdır? Yok ya. Seher vakti cennet koyunda yeni evli bir çift gördüm. Sen şimdi aşk deyince onlar geldi aklıma. Bir görsen nasıl iğrençtiler. Böyle yapış yapış. Böyle ağza ağza. Onları görünce böyle midem kalktı. İki insanın birbirine bu kadar böyle yakın olması çok garip değil mi abla? Annem biliyor ya hani erkekler kötü kokar diye. Ben o adamın bakışlarından anladım kötü koktuğunu. İyi kokanlar da var. Ne? Adliyede bir sürü erkek mesai arkadaşım var benim farkındaysan. O zaman sen söyle bakalım. Hı. Senin hiç kalbini hoplatan biri oldu mu? Böyle şarkılarda anlatıldığı gibi. Ya da böyle filmlerde görüyoruz ya. İki insan böyle gözlerini birbirine dikiyor. Sonra dondurma gibi eriyorlar. Onun gibi bir şey. Karnında kelebekler uçuşuyor diyorlar ya. Öyle bir şey hissettin mi hiç? Asla. Aile yeminimizi bozar mıyım hiç? Asla. Ben de abla asla. Alo İhsan. Jandarma ile konuştun mu? Tamam. Tamam geliyorum. İncim benim adliyede bir işim çıktı. Akşam yemeğine gelirim. De sen burada dinlen gitme bir yere. Bir şey olursa da ararsın ablam tamam mı?